Alanya'da yumurtalarından çıkıp denize ulaşamayan onlarca ölü karetta karetta yavrusu bulundu. Birçok sahiliyle karetta karettaların yuvası haline gelen Alanya'da yanlış uygulamalar yüzünden onlarca karetta karetta yavrusu öldü. Karettaların en çok yumurta bıraktıkları sahiller arasında bulunan Alanya'nın Ulaş sahilinden gelen görüntüler, doğaya ne kadar sahip çıkıyoruz sorusunu akıllara getirdi. Alanya Su Kaynakları Koruma Derneği'nin kurucu üyelerinden İsmail İşli'nin çektiği görüntülerde yumurtalarından çıkan karettaların denize ulaşamadan öldükleri görüldü. İsmail İşli, gördükleri manzarayı facia olarak adlandırdı. Alanya Su Kaynakları Koruma Derneği kurucu üyelerindenim. Biz bu işi daha önce de bahsettik, gönüllü olarak yapıyorduk. Tabii biz Alanya Su Kaynakları korurken yukarıdan aşağıya aslında bakmaya, öğrenmeye ve anlamaya çalışıyoruz. Çünkü yukarıdaki bir hareketlilik, yukarıdaki bir kirlilik doğal olarak aşağıyı da etkiliyor. O yüzden tesadüfen karşılaştık. Alanya'nın Ulaş sahilinde bu aralar yumurtadan çıkan karettalar gördük. Bunları sabah erken saatlerde keşfettik biz. Fakat orada garip bir şeyle karşılaştık. Bizim bildiğimiz Alanya'da 3 tane alan var. Bir tanesi Ulaş plajı. Orada yumurtadan çıkıyor karettalar ve denize iniyorlar. Bir tanesi Alanya Dinek bölgesinde. Bir tanesi de Kestel'de diyebiliyoruz. Kestel'dekinin çok sağlıklı olduğunu, çok iyi olduğunu ve karanlık bölgeye uygun olduğunu düşünüyoruz. Çünkü orada herhangi bir harabiyet yok. Yalnız Ulaş'ta ve Dinek'te maalesef bunu söyleyemeyiz. Özellikle Ulaş'ta gördüğümüz manzara facia. Çünkü karettalar yumurtadan çıktığı zaman öğrendiğimiz kadarıyla güneş, ay ışığıyla ve denizin parıltısıyla bu hayvanların gidip denize girmesi gerekiyor ve yaşamını burada sürdürmesi gerekiyor. Fakat maalesef Ulaş'taki ışıklandırma, oradaki ticari durum, karayolların ışıklandırması ve benzeri çalışmalar bu karettaların yumurtadan çıktığı zaman onu ay ışığı veya deniz sanıp tersine gittiğini tahmin ediyoruz. Çünkü doğal denge gereği birkaç tanesinin ölmesi normal olduğu söyleniyor tarımla ilgilenen insanların. Fakat burada birden, üçten, beşten fazla ölü var. İnanın onlarca ölü var. Şu an orada da duruyorlar zaten. Biz insanlar görsün ve burada bir ders çıkarabilirim diye orada kayaların üstüne koyduk. Biraz daha ilgi, alaka, biraz daha denetim, gerekse bu ışıkların azaltılması ya da başka bir önlem alınacaksa acilen alınması lazım. Çünkü dediğimiz gibi zaten bu sene bunu çok iyi de yaşayıp iyi de gördük. Doğa yok oluyor. Sıcaklıktan belli, Alanya'nın şu anki durumundan belli, yağmayan yağmurlardan belli, tarımdan belli. Bunu aslında çok iyi hissetmeye başladık. O yüzden bir an önce kendimize gelsek iyi olur. Çünkü doğa hakikaten yok oluyor. Doğa yok olunca doğal olarak biz de yokmuş olmuş olacağız.